Termodinamik problemleri çözmek için türev almak lazım. Kısmi türevleri özellikle nasıl alınıyor, nasıl ediliyor falan. Bu dersin son bölümünde kısaca bu tekniklerden bahsedeceğim ve bir iki örnek yapacağım açık olması için. Şimdi ne diyelim, işte kısmi türevlerden bahsedeceğiz. Daha genel bahsedeyim. İşte bizim termodinamik potansiyelimiz. Potansiyel diyelim ki Z diye bir şey olsun. Bu Z dediğim arkadaş da X'in ve Y'nin bir fonksiyonu olsun. Z eşittir. ZXY diyelim. Ondan sonra şimdi bu Z durum fonksiyonuysa ne olabilir bu Z? İşte iç enerji olabilir. Ne bileyim, entalpi olabilir, Helmholtz enerjisi olabilir, Gibbs fonksiyonu olabilir falan. Fonksiyonu ise o zaman dz dediğim şey tam türev olmalı. Tam diferansiyel olmalı daha doğrusu. Peki, şimdi bu kadar bilgi var elimde. Ayrıca başka neyi biliyorum? Eğer z eşit z xy ise buradan x'i çekip mesela x'i de x zy olarak yazabiliyorum. Veya y'yi de işte y x z gibi yazabiliyorum. Bunları her zaman böyle bulmak kolay değil ama prensipte bulabilirsiniz. Şimdi burada ne var? Tam diferansiyel demiştim. Birinci yöntem şey işte ne olacak? Tam diferansiyelse dz tam diferansiyel. O zaman dz'i şöyle yazabilirim. Z'nin x'e göre türevi. Ne yapacağım? Y'yi sabit alacağım. Artı z'nin y'ye göre türevini alacağım. Bu sefer x'i sabit alacağım. D'ye koyacağım. Şimdi bunlara U dersem, şuna da V dersem, işte bunu basitçe şöyle yazabilirim. U dx artı V D'ye. Diğer taraftan bunlara şöyle diyeceğim. U ve X çifti ve V ve Y çifti Z için eşlenik çiftler. Peki. Tamam. Şimdi bunu yazdık. Başka ne yapabiliriz? Bir tanesi işte yapabileceğimiz şeyler Maxwell ilişkileri. Maxwell ilişkileri neydi? Bu arkadaşların birbiriyle ikinci türevlerinden gelen ilişkiler. Ne olacak? Bu Maxwell ilişkilerini yazarsam ne demek Maxwell ilişkisi? U'nun bu sefer y'ye göre türevini alacağım. X'e eşitleyeceğim. Bu neye eşit olacak? V'nin x'e göre türevi olacak. Ama bu sefer de y'yi sabitleyeceğim. Bunu nereden bulmuştum? Du dx dy eşittir. Dv dy dx'ten bulmuştum. Değil mi? Maxwell, bunlar bana Maxwell ilişkilerini verecek. Daha sonra bu kısmi türevlerin çarpımsal tersi kullanabilirim. Türevlerin çarpımsal tersi, bu reciprocal'ın Türkçesi. Teoremi diyelim buna. Bu da bana basitçe diyor ki mesela Z'nin
x'e göre türevini alırsam y sabitken bu türevi tepetaklak edersem işte 1 bölü dx bölü dz'in y sabitken ki türevine eşit. Bunları daha önceki derslerde ispatlamıştım galiba. Ya da derse ispatlamıştım. Canlı derse. Neyse. Sonra bununla beraber başka ne var? Kısmi türevlerin. Bunun Türkçesi komik. Karşılıklılık. Buna reciprocity'nin Türkçesi olarak önermişler teoremi. İsim çok önemli değil ama ne olduğunu bilmek önemli. Ne olacak bu? Mesela dz'in dx'e göre türevini aldım. Ne yapacağım? Y'yi sabit tuttum. Başka ne yapabilirim? Demin demiştim işte x'i z'ler y'ler cinsinden yazabilirim falan. Dx'in dy'ye göre türevi. Bu sefer z'yi sabit alacağım. Dy'nin dz'ye göre türevini alacağım. X'i sabit tutacağım. Şimdi ne var? Z bir kere yukarıda var. Bir kere x'e türevini alıyorum. Sonra aşağıda var. Bunları hepsini çarptığınız zaman sanki hepsi gidiyor gibi. Ne çıkmasını beklersiniz? Bir çıkmasını beklersiniz ama bu eksi 1'e eşit. Bunu da ispatlamış olabilirim. Ama hatırlamıyorum. Çok da zor değil bunun ispatı. Böyle işte kısmi türevlerden gelen bir takım yöntemler var. Bu yöntemlerin bir veya birkaçını kullanacağız. Bütün yaptığımız hikaye bu. Tabii burada ne zaman ne kullanacağınızı bilmeniz bu tecrübeyle alakalı. Yani tecrübe dediğimde hani öyle çok büyük adam olmanıza gerek yok. Ama problem çözmeniz gerekli. Ne kadar çok örnek çözerseniz bunları kullanmanız o kadar kolay oluyor. Mesela örnek yapalım. Basit bir soru olsun. 1 mol ideal gazın entropisi nedir? Ne var elimde? İdeal gaz demiş. 1 mol demiş. O zaman PV eşit RT olacak. 1 dediği için. Neyi 1 aldım yani. Ondan sonra neyi soruyor bana? Entropiyi soruyor. Peki. Ne yapacağım? Şimdi entropideki değişimleri yazarsam bana ne verecek? ds bölü dt v sabitken dt olacak. Niye? S, t ile v'nin fonksiyonu. artı ds dv. Bu sefer T'yi sabit tuttum. Buraya DV'yi koydum. Peki şimdi bunu ne olduğunu bir önceki ders söylemiştim. Bunun CV bölü T olduğunu görebilirsiniz. Bu arkadaşsa DS bölü DV. Bu da bir Maxwell ilişkisi. Bu da DP bölü DT V sabitkendi. Dediğim gibi bu şey Maxwell. O zaman bu ds'i güzel güzel yazabilirim şimdi. Ds eşit oldu. Cv bölü t dt artı dp bölü
dt v sabitken dv. Şimdi neyle uğraşıyorduk? İdeal gazla. İdeal gaz için şimdi birincisi cv sabit. Ondan sonra ikincisi de ne var bana? P'nin T'ye göre türevi lazım. P dediğim şey durum denkleminden RT bölü F. O zaman buradan gördüğünüz gibi DP bölü DT V'yi sabit alıyorum. Eşit olacak bana R bölü V. O zaman yazarsak bütün bu şeyleri yerine S dediğim şey ne olacak? İntegral gelecek bana bir tane. İntegral CV bölü T DT artı R bölü V DV. Gördüğünüz gibi bütün şeyler CV'de R'de ideal gaz için R zaten gaz sabiti. CV'de ideal gaz için sabit. Ne çıktı bana? S eşittir. CV ln T artı R kere ln V artı bir tane sabit oldu. Peki bu bir tane örnekti. Şimdi az daha karışık bir şey yaparsak mesela ikinci örnekte de şeye bakalım. CP ve CV arasındaki ilişki. Bunu önceki derslerde farklı yollarla bulmuştuk. Şimdi böyle durmadan türev olarak bulacağız. Bunu en kolay yine entropiyi kullanarak yapabilirsiniz. DS dediğiniz ne olacak? Yine yazıyoruz. Deminki gibi. Bu böyle çok şey sıkıcı falan basitmiş. Durmadan türev alıp alıp bitiyormuş gibi gözüküyor ama o kadar da basit değil. Yani basit aslında da bu şey gibi hani böyle futbol maçında rakibinizi küçümserseniz başınıza böyle bir sürü iş gelir ya. O yüzden bu basit işleri küçümsememek lazım. Türev almak önemli bir şey. Burada da ds bölü dv t sabitken dv olacak. Bu kolay. Bunu zaten tanımından biliyorum. Cv bölü t. Ondan sonra ama bir şey yok. Ne denir? Cp lazım. Cp'nin türevi neydi? Cp bölü t eşitti ds bölü dt bölü p idi. Demek ki entropinin t'ye göre türevini alırsam cp ile ilgili bir şey verecek. O yüzden iki tarafın buradan d bölü dt türevi alayım. P eşit sabit için d bölü dt türevi. Şimdi bunu yazarsak ds bölü dt p sabitken kere dt olacak burada. Şey ne yaptım? Kafa karıştı. Dt yok tabii orada. Tamam peki. O zaman ne oldu? Cv bölü t vardı elimde. Sonra dt vardı. Dt bölü
dt olacak burası. P sabitken bu gördüğünüz gibi bana 1 verecek. Ondan sonra ne var? Daha önce işte şeyin dv'nin katsayısı ds bölü dv p idi. Ondan sonra burada dv'nin türevini aldım. Yine p sabitken, bu tabi t sabitkendi, pardon. Gördüğünüz gibi kafam karışıyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Peki. O zaman ne elde ettim ben? Bu ds bölü dt p, şu arkadaş bana cp bölü t idi. O zaman bu her şeyi güzel yazarsam şurası da bir yerde. Cp bölü t eksi cv bölü t ne oldu? Ds bölü dv t sabitken çarpı dv bölü dt p sabitken. Şimdi bu s bölü v vardı. Hatırlarsanız bunu s'lerle oynamayı sevmiyorduk. O yüzden bunu Maxwell'le şöyle yazabiliyorduk. Ds bölü dv dp bölü dt v sabitken. Ama bu da güzel bir şey vermedi. Yani burada v'yi sabit alıyorum, burada p'yi sabit alıyorum. Halbuki ikisini birden daha güzel yazabilirim burada. Ne yapacağım burada? Şurada neyi kullandım? Maxwell. Bunda da tersini kullanacağım. Yani bu neydi? 3 türevin çarpımının eksi 1'e eşit olduğu formülü kullanıp öbür tarafa atacağım türevleri. Eksi dp bölü dv t sabitken çarpı dv bölü dt p sabitken. Değil mi? Ne demiştim? Bu şeydi. Yani bunu nereden bulmuştum? Dp bölü dv t sabitken dv bölü dt p sabitken dt bölü dp v sabitken. Değil mi? Bu eksi 1'e eşitti. Şunu aldım. Tepe taklak edip bu tarafa attım. Bana bu ilişkiyi verdi. Şu yukarıdaki ilişkiyi verdi. Peki. O zaman şimdi bütün bulduğum şeyleri yerine koyarsam olacak. Bir de güzel güzel yazarsam cp eksi cv eşittir. Şu eksileri falan unutmamak lazım. Eksi t dv bölü dt p sabitken karesi bölü dv bölü dp t sabitken. Şimdi bir önceki derste yaptığım tanımları hatırlarsanız şu arkadaş v kere beta p'nin karesi olacak. Değil mi? Çünkü 1 bölü v dv bölü dt, yani neydi o? Genleşmeydi. Hacmin sıcaklıkla değişmesi. Beta'yı veriyordu. O zaman dv bölü dt v kere beta'yı verecek. Benzer şekilde bu da sıkışma katsayısıydı. Bu da bana eksi v kere kapa t'yi verecek. Yani t sabitken ki sıkışmayı. Dolayısıyla cp eksi cv eşit olacak v kere t beta p kare bölü kapa t.
Bu neydi? Genel ifadeydi. Bunu tabii eğer şey yapmak isterseniz, daha önce dediğim gibi ideal gaz için bunu hesaplamıştık. İdeal gaz için bakarsak buna. Neydi ideal gaz için? PV eşit N KT'ydi. O zaman beta B P dediğim şey, buradan gösterebilirsiniz ki tanımları da yerine koyup 1 bölü T gibi bir şey gibi değil. 1 bölü T. Kapa T dediğim şey de 1 bölü P çıkacak. Yapmadım şimdi. Uzuyor çünkü ondan sonra. Ama yani bunu görmesi kolay. Ondan sonra bunu yerine koyarsanız ideal gaz için Cp eksi Cv. Buradan görebilirsiniz ki ne olacak işte 1 bölü T kareler gelecek. Onlar gidecek falan. Burası N K beta olacak. Bu ne içindi? İdeal gaz içindi. Daha önceden bulduğumuz sonuçta. Bunu yapmayacağım. Başka sonuç. Mesela bir örnek daha yaparsak. Daha doğrusu bunu size bırakacağım. Türev alma işini. KT bölü KS. Bakarsanız bu size Cp bölü Cv verecek. Bu da size gamayı verecek. Bu da size birden büyük olacak. Bu haftaki derste size termodinamik potansiyellerden bahsetmeye çalıştım. Onunla beraber işte ısı sahası, sıkıştırılabilirlik, genleşme parametrelerinden bahsettik ve genelde termodinamik problemlerin nasıl çözülebileceğiyle ilgili örnekler verdik. İşte bunları ne yapıyordunuz? İşte Maxwell ilişkilerini kullanıyorsunuz. Artı bir de işte kısmi türev almasını biliyorsanız bu işleri yapabiliyorsunuz. Bu ders bu kadar. Önümüzdeki hafta bu dönemin son dersini yapacağım. Termodinamiğin 3. yasasını anlatacağım. Ondan sonra da dönemi kapatacağız. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.